burada uzağız. Mesela bu geçen sene kaç aydır şu? Ya hiçbir şey yerinde durmuyor yani. Artık haftalık değişiyor. Haftalık yani. Yani yakalayamıyoruz. Böyle bir sınırlanma yok yani. Her hafta değişiyor. Yani. Mesela şimdi Eylül ayındayız. Geçen sene Eylül'de kaç aydı mesela böyle bir ayında? Yani yerim, o zaman Eylül oldu. Şimdi 80 oldu. Eylül'den 80'e. Tabii çok yüksek. Tabii sen de bir petrol vardı. Biraz daha yüksek. Biraz yüksek. Yaman dolar dolar şey oluyor. Ham madde biraz. Ondan dolayı fiyatlar artıyor yani. Evet. Hem petrol arttı hem kur arttı. İkisinden fiyatları uçurdu. Biz de üstüne koyamıyoruz yani. Direkt o fiyatı koyamıyoruz. Kardan gidiyor ya. Kardan zarar ediyor. Evet. Öyle. Ben bugün açılış konuşmasında söyledim. Evet. Esnafın maliyeti %50 arttıysa evet. Satış fiyatını ancak %30 artırabilir. Bu yansıtamazsın sen. Aradaki maaş azaldı. Ya onda biz fedakarlık yapıyoruz. Tabii. Çünkü onu direkt 50'ye sattığı bir şey. Vatandaşa 80 dediğimiz zaman olmuyor yani. Tabii. Oradan çok ciddi bir tepki alıyoruz yani. Biz eziliyoruz yani. Onun için kardan fedakarlık. Yani artık kar da tamam. Kardan fedakarlık yapıyor. Bir kar yok yani. Ya pandemi döneminde siz devlet desteği aldınız mı lan? Hiçbir şey mi? O 3 bin lira falan verdin hani. O 3 bin lirayı aldım. Bir tane 3 bin aldım. Bir tane 3 bin aldım. Almadık dedik yalan yani. Çünkü vergide bu zaman herkes... Adamın 15 lira kirası var. Yani her... Kira 15 bin lira. Devlet desteği 3 bin lira. Böyle bir elektrik kaç para geliyor şimdi ayda? Herkese çok bir şey gelmiyor da o klima kullananlara çok geliyor. Gene de %200 liradan %300 liradan bakkallara çok geliyor. Dondurucu, buzdolabı falan onların elektrik yani masrafı çok. Giderleri çok fazla. Onların bir şeyine düşersek çok çok fazla. Doğru. Ya şu anda tamamen dönmeye çalışıyoruz. O kadar ki ayakta kalıyoruz. Zor şartlar zor. Yani. Herkes bunu biliyor yani. Ticarette kar yılı vardır, ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı. Benim rahmetli dedem öyle derdi. Uzun bir dönemde ar yılı gidiyoruz yani. Ar yılı vardır, de kar yılı vardır derdim. Bu yıl ar yılı. Ben çok zannetmiyorum şu anda birilerinin kar ettiğini. İyi bir kar ortamı yok yani. Esnaflar da çok zor ama bu işin dışında kar eden epey var ya. Birileri kazanacak yani. Birileri kaybettiği yerde birilerinin kazanması lazım yani. Bu böyledir yani. Ya zeminde aslında zemindeki insan belli eder ülkenin hakkında. Zemindeki insanlar herkes mutlu. Yani ona kadar mutlu olursa olsun. Yani diğerleri dediğiniz gibi diğerleri para kazanıyor yani. Ama alt zemindeki kavim belli ediyor. Ülkenin altını bu belli eder yani. Burada gördüğünüz zaman insanların mutlu veya mutlu olduğunu anlatsın. Allah kolay gelsin. Bir mukabele. Ailenize de çok selam. Sağ olun.